Hoş geldiniz. Bugün kreatin supplementasyonunun saç dökülmesi üzerindeki etkilerini konuşalım. Bu konuda pek çok yerli yabancı fitness kanalının ortaya attığı şu meşhur PubMed araştırmasının aslı astarı nedir? Bundan bahsedelim. Sizler için çok yerinde bir örnek hazırladım. Aynı zamanda da basit bir çizim ile bu örnek üzerinden sürecin işleyişini anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de genetik faktörünü ele alacağız. Bu konuda yapılan yerli yabancı videolara seneler önce bakmıştım. İzlediğim herkesin bu konuyu oldukça eksik ve yüzeysel anlattığını düşündüğüm için bu konuya farklı ve biraz derin bir bakış açısı kazandırmak adına sizlerle yıllar önce yaptığım sentezimi paylaşmak istedim. Diğer türlü hakkında onlarca video yapılmış herhangi bir konuyu ona yeni ve çarpıcı bir açıdan yaklaşamayacağımı bildiğim halde onu ele almak gibi bir alışkanlığım yok. Çizimli, eğlenceli ve akılda kalıcı bir video olacak. İntrodan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Bugün kreatinin yalnızca monohidrat formundan bahsedeceğim. Şu an için en ön planda olan ve en çok pazarlanan formu bu. Aynı zamanda hakkında en çok araştırma yapılan supplement olduğu da iddia edilir. O çok bahsedilen rugby oyuncuları üzerindeki deney de yine monohidrat formu üzerinden yapılmıştır. Öncelikle ekranımıza araştırmayı veriyorum. Tıpkı bu konuda video yapan diğerleri gibi. Birazdan onlardan ayrılan bakış açımı değerlendireceğiz. Öncelikle bu araştırmayı ilk kez görenler için veya hatırlamak üzere araştırmayı kabaca bir özetleyelim isterseniz. Bu üniversite çağındaki rugby oyuncuları üzerinde 3 hafta süren bir deneydir. 3 hafta boyunca kendilerine kreatin monohidrat takviyesi yapılır. İlk hafta yükleme haftası olduğundan yüksek doz verilir. Vücutta daha iyi metabolize olabilmesi için deney grubuna kreatin monohidrat şekerle birlikte verilirken plasebo grubuna sadece şeker yüklemesi yapılır. 7 günün ardından takip eden 14 gün sadece sürdürme dozu verilir. Bildiğiniz gibi bu ölçü bu ürünlerin kutusundaki kullanım talimatı kısmında genellikle gördüğümüz sayı olan 5 gramdır. Yani deney grubuna 14 günlük sürdürme sürecinde verdikleri dozdur. Sonuç olarak 7 günlük kreatin yüklemesinin sonucunda deney grubunun kanlarındaki dihidrotestosteron yani DHT hormonu %56 oranında yükselirken takip eden 14 günlük sürdürme sürecinde bu hormonun temelde bazlanan miktarı %40 üzerinde seyrettiği raporlanmış. Ayrıca dihidrotestosteronun testosteronu olan oranında da ilk 7 gün %36, sürdürme dozundan sonra ise kan değerlerinde %22 yüksek kaldığı sonucu çıkmış. Araştırmanın çıkarımında ise kreatin supplementasyonunun testosteronun DHT'ye dönüşümü oranının artması üzerinde bir etkisi olabileceği düşünülmüş. Bireylerin androjen kompozisyonlarının döngüsündeki değişimlerin uzun dönemdeki güvenliğinden emin olunabilmesi için başka araştırmaların da yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmış. En önemli kısım ise sonraki yaptıkları şu açıklama. Kreatinler çok yaygın olarak kullanılan birer ergonomik destek olsalar da hareket mekanizmaları tamamıyla anlaşılmamıştır. Özellikle dihidrotestosteron ile olan ilişkisi ve akabinde uzun dönemde kliniksel güvenliği garanti edilemez. Şimdi araştırma sonuçları gayet açık ve anlaşılır olduğu halde bu araştırmayı videolarında referans gösteren yerli ve yabancı sporcular ısrarla ya okuduklarını anlamıyorlar ya da kabullenmek istemeyerek kasıtlı olarak sonuçları çarpıtarak araştırmayı kendi lehlerine çevirmek istiyorlar. Öncelikle dihidrotestosteron ile olan ilişkisinin uzun vadesi gibi bir cümle geçtiği için bu kısmı cımbızlayıp kendi işlerini rahatlatmaya çalıştıklarını hissettim. Çünkü en nihayetinde çoğu birer kreatin kullanıcısı veya satıcısı. Ama o cümlenin devamı uzun dönemde kliniksel güvenliğin garanti edilemediği. Yani rahatlamak yerine temkinli olmaları gerekir. Bu supplement bizim en çok bildiğimiz supplement derler ki araştırmada buna gereken cevabı her ne kadar yaygın olsa da diye başlayan cümlesiyle vermiş. Ama ne hikmetse DHT gibi önemli bir konu üzerine bir tane araştırma var. Ve esas bir tane araştırma olduğu için bu kadar rahatlar. Önemli bir şey olsa çoktan ortaya çıkardı ve bir araştırmayla kalmazdı gibi bir düşünceleri var. Ve sağlıklı bir meta analiz için birden fazla araştırma olması gerektiğini düşünüyorlar. Çoğu konuda bu gerekir ama bu konuda tek bir araştırma bile yeterince açıklayıcı. Tekrar araştırma yapmaya ihtiyaç duymamış bile olabilirler. Yoksa DHT'yi kısa dönemde takviye boyunca belirgin oranda yükselttiği halde neden şimdiye kadar çok geniş bir grupla araştırma yapmadılar? Biz anlatacağımızı anlattık, DHT'nin yükselişini saptadık.
gerisi sizin akıl yürütmenize kalmış demiş olabilirler mi mesela? Neden böyle düşündüm? Çünkü steroidlerin de saç dökmesi DHT hormonu üzerinden olur ve normal aralıktan çok çok yukarı seviyelerde seyrettiği için etkileri gözle görülür orandadır. Bu yüzden de DHT'nin saç dökülmesi üzerine etkileri bilindiği için fazlasının bu dökülmeye yol açtığını biliyorlar. Bu nedenle steroidlerin saç dökülmesi kanıtlanmış bir oldu. Çoğu bireyde kısa sürede yoğun dökülme yaptığı için zararı olarak bunu araştırmaya değer bulmuşlar. Ama kendisi bir steroid olmadığı halde ve steroidlerden çok daha az DHT hormonunu artırdığı görüldüğü halde yine de kanda optimum değerlerin %40 gibi bir oranda üzerinde olduğundan haliyle bunun yaptığı dökülme daha sinsice olacaktır. Ve bu süreç uzun yıllara yayılacağı için bunu çok büyük bir kitle ile araştırmaya değer olduğunu düşünmemiş olabilirler. Çünkü ellerinde hali hazırda bu hormonun kanda arttığı miktar kadar saçları etkilediğine dair kanıtlar var. Siz olsaydınız böyle bariz bir sonuç olduğu halde büyük bir kitle ile araştırma yapmaya fon ayırır mıydınız? Veya bir fon bulabilir miydiniz? Diyelim ki 110 bin saç telimiz var. 10 bin adedi sinsice 10 yılda döküldü. Bunu çevremizdekilerin anlama ihtimali nedir? Bu oranda bir dökülme bizim genel yaşam ergonomimizi belirgin ölçüde kısıtlar mı? Veya bu denli bir dökülme yaşandığında yaşınızdan veya işinizden kaynaklandığı gibi pek çok fikir varken, yani sonuç olarak kreatin olsun olmasın uzun dönemde bu miktarda bir dökülme zaten toplumda anormal karşılanmadığı için genellikle kabullenilmiş. Belki kreatin ve DHT'nin üzerine gelecekte daha kapsamlı bir araştırma yapılır. Ama uzun bir süre yapılmasa da bu bahsettiğim sebeplerden ötürü pek de şaşırmayın derim. DHT'nin saç dökülmesi ile doğrudan ilişkili olduğu bilindiğinden ve kreatinin monohidrat formunun DHT üzerindeki etkisi ile ilgili bulguların ortaya çıkmasıyla birlikte artık çoğu milyar dolarlık supplement firması monohidratın yanı sıra DHT'yi yükseltmediğini iddia ettikleri farklı kreatin formları satmaya başladılar. Onların bu hamlelerini istediğiniz yere yorabilirsiniz. Açıkçası benim bu konuda bir görüşüm yok. Fakat ben bugün hala en sık kullanılan formu olan monohidrat üzerinden gideceğim. Araştırmayı anlattık. Diğerleriyle ayrıldığım düşüncelerimi de sizlere aktardım. Şimdi geldik eğlenceli görsel kısma. Yani oyunlaştırılmış çizimler ile örneklere. Öncelikle hatırlarsanız videomun başında çok yerinde bir örneğimin olduğundan bahsetmiştim. Çizimdekilerin aklımıza yerleşebilmesi için ilk önce sizlere bu örneği anlatmam gerekli. Şimdi iki tip akıllı telefon düşünün. Bir tarafta Samsung, diğer yanda Sony Xperia olsun. Uzun süredir telefon alanındaki gelişmeleri takip etmiyorum. Bu yüzden bu firmalar anlatacağım konudaki güvenlik taahhütlerini değiştirmiş olabilir. Ben sizlere hatırladığım dönemden örnekleyeceğim. Öncelikle konu telefonların sıvı ile olan temasına geldiği vakit bu konuda bir ayrım vardır. Samsung water resist'tir. Sony Xperia ise water proof. Yani resist olan suya karşı dayanıklıdır. Proof olan ise su geçirmezdir. Sonuç olarak resistin tam koruma sağlamadığını anlamış oluruz. Şimdi çizimimize geçelim. Gördüğünüz bölünmüş ekranın sol tarafında savunmamız gereken kalemiz yani saç foliküllerimiz vardır. Ön cephede ise bizim için kalemizi savunmak üzere evrimleşmiş mavi gömlekli askerlerimiz bulunmakta. Yani DHT'nin etkilerine karşı savaşan direnişçilerimiz. Gördüğümüz gibi sol tarafta 10 askerimiz varken ayrımımızın sağında 20 askerimiz var. Sol bölüm kötü genetiğe, sağ bölüm ise nispeten daha iyi bir genetiğe sahip bir bünyenin temsilidir. DHT'nin saçlı derimiz ile olan etkileşiminden kısaca bahsedersek, male pattern baldness denilen erkek tipi saç dökülmenin ana faktörü bu hormondur. Hatta genetiği nispeten şanssız olanların bir kısmı doktor kontrolünde çeşitli haplar kullanarak DHT hormonunu baskılamayı amaçlar. Bunun sebebi DHT hormonunun saçlı deride kıl köküne bir nevi saldırarak onu zayıflatmasıdır. Sonuç olarak saçlar giderek incelir ve ilgili saç kökü bir noktadan sonra beslenemeyerek tamamen canlılık özelliğini yitirir. Alınan DHT baskılayıcı haplarsa sadece geçici bir çözümdür ve erkek tipi saç dökülmesi olan bir kişinin sadece dökülme sürecini geciktirir ama durduramaz. Dahası DHT doğrudan libido ile ilişkili olduğundan alınan hapların bazı bireylerde erektil disfonksiyonu neden olduğunu okumuştum. Sonuç olarak bu bireylerin saçlarının büyük bir kısmı dökülecektir. Kaleye kuşatmak için karşıdan gelen kırmızılılar ise bozgucu DHT askerleri. Bir noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Genetiğimizin farklı olduğu iki senaryoda da mavi askerlerimiz sınırlı sayıda. Yani resist. Askerlerimizin sınırsız olduğu bir genetik durum olsaydı buna proof diyecektik. Fakat ne yazık ki konu erkek tipi saç dökülmesine geldiği vakit proofgen diye bir durum yoktur. Yani DHT'ye karşı %100 bağışıklığı olan bir genetik bilindiği kadarıyla yok. Bu yüzden erkek tipi saç dökülmesini anlatan posterlerde
saçın şakak ve tepelerden açılma miktarına göre kabaca vakaları derecelendirdiklerini görürüz. Birinci derece saçı fazla etkilenmemiş, ikinci derece hafiften gerilemeye başlamış gibi artarak devam eder. Her bir derecenin oluşma sebebi herkesin farklı mavi asker sayısına sahip olmasındandır. Temsili olarak çizilen birinci derecedeki bireyin degeni tıpkı diğerleri gibi resisttir. Bu yüzden pek fark edilmese de onlar da az da olsa zamanla saç kaybederler. Şimdi çizimimiz üzerinden gerçekleşen senaryoları incelemeye başlayalım. Ekranımızda gördüğünüz bu iki senaryoda da DHT bozguncuları eşit sayıda. Bunun anlamı öncelikle kreatin takviyesi almayan bireylerin kanlarındaki optimum seviye üzerinden gerçekleşen senaryoları anlatacak olmamdır. Bu örneklerimizde iki senaryoda da 23 adet DHT bozguncumuz olsun. Kullandığım tüm bu sayılar tamamen farazidir. DHT bozguncuları kaleyi kuşatmak üzere saldırıya geçtiklerinde kale önündeki direnişçi askerlerimiz ile karşılaşacaklardır. Genetiğe nispeten şanssız olanı anlattığımız senaryomuzda bulunan 10 direnişçimiz karşısındaki 23 adet DHT bozguncusuna karşı bir miktar yetersiz kalacağı için kaçınılmaz olarak savaş esnasında direnişçileri geçen bir miktar DHT askeri olacaktır. Görüldüğü üzere direnişi aşabilenler kalemize ulaşmış ve onu kuşatarak yıpratma sürecine başlamışlardır. Sağdaki nispeten iyi genetikli bir bireyi temsil eden senaryomuzda görüldüğü üzere barikatı aşan istilacı sayısı oldukça azalmıştır. Çünkü 20 askere sahiptik. Seneler seneleri kovalarken nispeten şanssız ve şanslı genetikler hayat boyu bunun savaşını verirler. Her seferinde kaleyi aşan istilacı kadar bir yıpranma durumu söz konusudur. Şimdi aynı genetikleri kreatin takviyesi senaryosu üzerinden değerlendirelim. Bu kez DHT kanda %40 civarı yükseldiğinde önceden vücudun ürettiği 23 DHT askeri bu durumda diyelim ki 33'e çıkmış olsun. Mavi gömleklilerin sayısında bir değişiklik yok. Soru şu. Sizce optimum seviye DHT için evrimleşmiş sayıdaki mavi gömlekliler takviyeli DHT birlikleriyle başa çıkabilir mi? Bunun cevabını ekranın solundaki senaryo için gözle görülür oranda verebiliriz. Çünkü o grubun kreatin monohidrat kullandığında kaçınılmaz olan dökülme sürecinin hızlandığını rahatlıkla fark edebiliyoruz. Çünkü tam da o sırada bunlar oluyor. Bu noktada kreatin hakkında video yapan çoğu sporcu ile de çelişmiyoruz. Onlar da bu grubun dökülmesinin hızlanacağını savunuyorlar. Fakat ekranın sağındaki grubun sanki süreçten hiç etkilenmediğini ima ediyorlar gibi algıladım. Belki de ben onları yanlış anladım. Ama sonuç olarak matematik ortada. Tüm genler resist ve mavi gömlekliler sınırlı. Bu durumda sağdaki senaryomuz süreci daha az kayıplı atlatacak. Yine de yükselen bu hormon onları da etkilemiş olacak. Gelin bunun sebebini kısaca doğa anaya girerek konuşalım. DNA'nın evrimi içinde bulunduğu doğa ile doğrudan ilişkili olduğundan insanoğlunun kanındaki DHT hormonunun referans aralığına ve farklı genetiklerin buna karşı geliştirdiği savunma güçlerinin miktarına bakıldığında ilkel insan atalarının doğada yaşarken DHT hormonunun optimum değerlerin üstüne sıklıkla çıkmadığı sonucu çıkarılabilir. Bu savı desteklemek için kreatin senaryolarımızı inceledik. Matematik yeterince açıktı. Bu tarz bir yükselişe genlerin alışık olmadığını ve kaleye ulaşıp saç köklerini etkileyen istilacıların sayısının arttığını gözlemledik. Doğada ne tarz bir durum yaşanıyor olabilir ki DHT hormonu uzun vadede sürekli kanda yüksek oranda seyretsin? Doğa anada böyle anların sık görülmemiş olması gerekir ki mevcut genetikler tam da şu anda olduğu gibi bu oranlara alışık olmayacak şekilde evrimleşsin. Bunun anlamı kabaca DNA'nın nabza göre şerbet verdiğidir. Bu takviyeyi bazı sporcular bir ay alır, bir ay almaz. İç organlarını dinlendirmek ister. Bazıları aralıksız 6 ay kullanıp tamamen keser. Hiç aralıksız yıllarca kullananların da olduğunu okumuştum. Hatta bazı powerlifterlar ve strongmanlerin 5 gramın oldukça üstüne çıktıklarını söylediklerini de duydum. Onlar zaten hedeflerine odaklanmışlar. Hikayenin bu boyutu ile pek ilgilenmezler. Ben onların dışındakileri söylüyorum. Monohidrat hormonu kullandığınız sürede ve ölçüde saç şikayetleriniz artabilir. Eğer bu hormon kanda ilk haftalardaki koruduğu yüksek oranlarını uzun vadede azaltıp optimum değerlere getirmiyorsa saçlı deride böyle bir değişime hazırlıklı olun derim. Yani olay tamamen genetik şansımızla alakalı. Süleyman Çakır'ın dediği gibi. Azdan az, çoktan çok gider. Son sorumuz da şu, siz ne kadarını feda etmeye hazırsınız? Bugünlük burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz çocuk ve yetişkinlerde zeka gelişimi olacak. İlginizi çekerse beklerim.